Sizi bir deney olarak dondurduklarını ve 500 yıl sonra uyandığınızı düşünün ama bu zaman içinde dünyanın en akıllısı sizsiniz. İlk yapacağınız iş ne olurdu? İşte kahramanımız koyunun başına tam da böyle bir olay geliyor filmimiz 2005 yılında başlıyor. Gelişen teknolojilerin çoğalmasıyla insan ırkının zeka seviyesi gitgide düşüyor. Kahramanımız Ko kütüphanede çalışırken amirleri tarafından gizli bir operasyon için görevlendirilir. Sonraki sahnede gizli bir deney yaptıklarını ve bunun için iki gönüllü arıyorlar. Ortalama bir zekaya sahip olan Ko ile bir kadın gerektiğini söylerler. Öyle gönüllü bulamadıkları için ayak kadını olan Rita'yı seçerler. Deney çok gizli olduğu için orada olan kimsenin bu bilgide konuşması yasaktır. Deneyi çok da uzatmayacaklarını ve sadece bir yıl olarak planlarlar. Rita ile Ko bekleme odasındayken Ko, Rita ile konuşmaya çalışır ama ressamlık yaptığı dışında fazla bilgi alamıyor. Tabii ki de Rita yalandan öyle de. Deney zamanı Rita fikrinden taşınır ama Ko onu ikna etmeyi başarır. Deneyden kısa bir süre sonra General Collins hayat kadını şebekesiyle alakalı olduğu gerekçesiyle tutuklanır. Ordu, Collins'in boklarını yok etmek adına tüm araştırma merkezini yıkıyor. Rita ve Koen'in kapsülleri enkaz altında kalır. Üzerinden yıllar geçer ve insanlar gitgide aptallaşıyorlar. Bilim adamları aptallığı çözmek yerine saç dökülmesi ve reaksiyon sorunlarına çözmeye odaklanmış durumda. Yıl artık 2505. Çöplerin bile yok edilmesi sorununu çözemezken, çöplerden oluşan büyük bir çı felaketi yaşanıyor. Çöpler Koeni Frico isimli bir adamın evine sürükler. Kapsül otomatik olarak açılır ama Frito aldırmadan televizyon izler. Televizyon reklamlarla kaplanmış ve ancak bacak arası vurulan darp şakalarından ibaret. Hiçbir şeyden haberi olmayan Ko, Fritonu sinirlendirerek evden atılmasına sebep olur. Ko sadece bir yıl geçtiğini sanıyor. İlk karşısına çıkan hastaneye girer ve resepsiyonist kadına olayları anlatmaya çalışır. Kadının önünde bir sürü tuşlar vardı. Koeni anlamayan kadın soru işareti olan tuş basarak doktora yönlendirir. Doktordan önce su içmek isteyen Ko, su yerine yeşil sıvı aktığını görür. Muayene eden adam cihaza bağlı olan 3 metal çubuk veriyor. Ko onları ağzına kulağına ve kıçına sokması gerekiyor ama cihaz çalışmaz. Adam yanlış soktuğunu söyleyerek metal çubukları karıştırır. Kohine de muayeneden geçer. Doktoru beklerken bir dergide basım hatası olarak 2505 yılı yazdığını görür. Aldırmaz ama hastane masraflarında da aynı şey yazıldığını görünce rahatsız olur ve pencereden dışarı bakar ve yıl 2505 de olduğunu anlar. Şehrin manzarası resmen çökmüş durumda. Doktor onun kolunda vatandaşlık dövmesi olmadığını fark eder etmez polisi haber verir. Ama Ko kaçmayı başarır. Dışarıda hiçbir şey bıraktığı gibi değildi. Akşam olur olmaz polis polisler tutuklar ve mahkemeye çıkarırlar. Mahkemede onun avukatı olarak Frito'nu görevlendirirler ama Frito Cohen'in hapse düşmesine sebep olur. Daha sonra başka bir sahneye geçit ederiz. Rita'nın da uyandığını ve onun da hiçbir şeyden haberi olmadığını öğreniriz. Rita telefon bulup arama yapmak ister ama telefon ücretlidir. Ona yaklaşan bir salağı kullanarak paralarını alır ve karşılığında iki gün sonra onunla yatacağını söyler. Yine Cohen'in olduğu sahneye döneriz. Ko dövme yapılan yere götürülüyor. Burada yanlışlıkla kendine emin değilim ismini dövme olarak yazdırır. Ardından mahpuslar için olan zeka testine giriyor. Burada tüm sorular o kadar kolay ki, Ko bir göz kırpımında çözer ama etraftaki insanlar bu sorularda çok zorlandığını görür. Hapishanede herkesin aptal olduğunu anlayan Ko, gardiyana bugün oradan çıkacağını söyler. Gardiyan onun kafasına vurarak diğer tarafa gitmelisin der. Ko için son bir kapı kaldı ama diğer gardiyan çıkış kağıdı olmadığını söyleyince Ko arkasına bile bakmadan oradan kaçar. Direkt Frito'nun evine gelir ve ona zaman makinesi var mı diye sorar. Frito'nu para karşılığında onu oraya götürmesi için ikna eder. Aniden polis kapıyı kırmaya çalışır. Ko ve Frito zaman makinesini bulmak için evden uzaklaşırlar. Yolda Ko, Rita'nı da alması için Frito'yu ikna eder. Rita hala birilerini arama peşindeydi. Ko, Rita'yı arabaya bindirmeye zorlar. Arabada Rita'ya olayları anlatırken kolundaki kod otomatik olarak okunur ve polisler hemen oraya gider. Arabanın aküsü bittiği için yürümek zorunda kalırlar. Arabadan uzaklaşır uzaklaşmaz polis araca ateş açtı. Sonunda zaman makinesine giden bir tren bulurlar ama Rita tuvalete gitmesi gerektiğini söyler. Tren gelir ama Rita hala ortalıkta yoktu. Polisler gelmek üzere. Ko trene binmekten vazgeçer ve polise yakalanır. Hapse geri düşeceğinden korkan Ko, kendisini Beyaz Saray'da bulur. Zeka testi sırasında Ko dünyanın en yüksek puanını alarak başkan kama dikkatini çeker. Büyük bir konuşma yapan başkan Koeni tüm sorunlarını çözeceğini halka duyurur ve bunun karşılığında onu serbest bırakacağını söyle. Ko problemleri çözmek için bir toplantı yapıyor ama ondan başka herkes aptal. Ko Frito ve bulmak için adam yollarlar. Frito ile özel konuşan Ko, ona bir harita çizmesini söyle. Ekin yerlerini incelemeye giden ekip, Kodan bir çare bulmalarını beklerler. Frito gizlice çizdiği haritayı Koe'ye verir. Bu zaman Rita beni de bulurlar. Rita ile birlikte konuşmak için oradan uzaklaşırlar. Yolda Frito'nun verdiği haritaya bakmak isterler ama harita sanki bir çocuk çizimi gibiydi. Bu fikirde böyle yatar. Geri dönerken, ekin yerlerini enerji içeceği ile su olduklarını görür. Tekrar bir toplantı yapar ve içecek yerine su kullanmayı önerir ama aptal adamlar bir şey anlamaz. Ko, bitkilerle konuşabildiğini ve bitkilerin su istediğini söyler. Bu iş halkın hiç hoşuna gitmez. Enerji içeceğinde ciddi düşüş olur ve halk işsiz kaldığı için ayağa kalkar. Ko tekrar mahkemeye çıkıyor. Suçlu bulunduğu için akıl sağlığı merkezinde kalması gerekiyor. Burada akıl sağlığı dedikleri yer aslında bir arena ve burada arabalarla savaş yaratıyorlar. Ko yarışmada mücadele verirken, Rita geçmişe dönmeye hazırlanır. Pencereden dışarı bakarken aniden bir gülün büyüdüğünü görür ve hemen arenaya koşar. Bu zaman içinde Ko, iki arabayı aklıyla yenmiş, Rita kameramana rüşvet vererek tarlaya gidip tüm bitkileri çekmesini ister. Kendisi de monitor olan odaya gider ama oradan şişman bir adamla karşılaşır. Dışarıda fahişeler seni bekliyor diyerek onu dışarı çıkarmayı başarır. Sonunda Frito kameraya o güzel görüntüleri gösterir. Alev makinesi kullanan adam tam da Koen'i yakmak üzereyken başkan onu kurtarır ve cezasını affeder. Artık herkes onların geçmişten geldiğini biliyorlardı. Rita geçmişe dönme istemediğini ve geleceği sevdiğini itiraf eder. Başkan Koe'ni başkan yardımcısı eder ve herkesin ısrarıyla Ko geçmişe dönmekten vazgeçer. Başkan ona zaten zaman makinesi diye bir şey yok dediğinde Ko inanmaz. Rita ve Frito ile birlikte zaman makinesi olan yere giderler. Filmin sonunda Rita ve Ko evlenir ve 3 tane dünyanın en akıllı çocuğunu yaparlar. Frito ise 8 tane kadından 32 çocuğu olur.